Peki ameliyat sonrasında kişi nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Şimdi ameliyat sonrasında akciğer kanserinde tabii ki biz hekimler olarak genel öneriler veriyoruz ama mutlaka oper eden, ameliyat eden cerrahıyla bir kere görüşüyor. Yani nelere, ne zaman işte dikişe alınacak, direne alınacak, öksürecek, işte triflonu nasıl kullanacak onları alıyor. Genel olarak da akciğer ameliyatı olmuş erken evre akciğer kanserlerinde bile tabii ki özellikle de hele de bir akciğerin bir tarafı tamamen alındıysa mümkün olduğunca enfeksiyon açısından çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Yani iki akciğere göre tek akciğer veya hiç bir lobu çıkarılmamış akciğere göre işte lobu çıkarılmış akciğerler veya iyileşme sürecinde vücut daha hassas oluyor. Bu konuda özellikle enfeksiyon konusunda hastaların çok dikkatli olması gerektiğini vurguluyoruz. Zaten sigara içmeyecekler, o ana konu. Evet. Sigara içilmeyecek, pasif içicilik olmayacak. Yani etrafında da sigara ve benzeri smoking diyoruz ya, yani içilen, duman yapan, içilen ortamlarda da hepsi yasaklanıyor. Onun dışında da zaten alkol genel olarak zaten bağışıklığı, birçok işte vitamin eksikliğine vesaire neden olduğu için alkol zaten önermiyoruz ama en ana şey sigara tabii akciğer kanserinde. Evet. Tabii gıdalarına da dikkat ediyor mu kişi hocam? Tabii ki, yani onu sadece akciğer kanseri değil, tüm hastalarımız için geçerli. Sağlıklı bireyler için de geçerli. Evet. Gıdalarla da ilgili gerekli önlemlerin alınmasını söylüyoruz ama bazı hastalar ben şu kadar yediğime dikkat ediyorum, bunu ediyorum ama işte paket sigara içiyor, hiçbir anlamı yok. Yani hani yediğine içtiğine dikkat etmiş ama yani yarım paket sigara içiyor. Yani hani burada yediğine içtiğine dikkat etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Onun için de öncelikli olarak sigara diyoruz yani, sigara. Peki hocam, sigara kullanmayan kişilerde de akciğer kanseri görülebiliyor mu? Oran çok azalıyor. Şimdi genelde sigara içmeyenlerin kendini savunma mekanizması, sigara içenlerin. Sigara içmeyenlerde de oluyor akciğer kanseri. Evet. Ama oran olarak çok daha farklı. Yani şimdi örnek 1000 kişide 50 1000 sigara içende 50 tane kanser oluyorsa 1000 sigara içmende bir tane oluyor, 2 tane, 3 tane oluyor. Yani orantısal olarak baktığında da o 25-30 kata denk geliyor. Yani onun için de sigara içmediğinde kanser olma, akciğer kanser olma ihtimali 1000'de 1-2 ise örnek, öbüründe 1000'de 50'ye çıkıyor. Onun için de tabii ki yani sigara içmediğimizde hiçbir kanser yakalamayacağız diye bir garantimiz yok, evet, ama ihtimalleri, riskleri azaltmış oluyoruz. Peki Fatma Hocam, iyileşme sürecinden de biraz izleyenlerimize bahseder misiniz? İyileşme süreci olarak da akciğer kanserinden mi? Şimdi akciğer kanserinden iyileşme süreci derken bir erken evrelerimiz var, ileri, evet, evrelerimiz var. İyileşme sürecinde düzenli uyku, sigarayı bırakmak, düzenli beslenme, doktorun verdiği talimatlara düzgün uymak, bunlar önemli oluyor. Yani her hastada geçirdiği tedavilere göre, aldığı tedavilere göre veya takip sürecine göre de iyileşme süreci değişebiliyor. Bazen mesela evre 4 bir hasta bir hap kullanıyor, yıllarca yaşam boyu onu yönetmek gerekebiliyor, onun yan etkilerini yönetmek gerekebiliyor. Onun için de iyileşme süreci de değişen bir kavram. Yani evrelerine göre evreye değişiyor. Evreye göre değişiyor, aldığı ilaca göre değişiyor, eşlik eden hastalıklarına göre değişiyor. Pek çok faktör iyileşme sürecini etkiliyor. Peki yanında farklı hastalıklar da oluşabiliyor mu hocam akciğer kanserine yakalanmış bir hastalık? Tabii, şimdi akciğer kanseri genel olarak yaşlı nüfusun hastalığı. Yani ortalama 60 yaş ve üstleri grubun hastalığı. Zaten bu hastalarda akciğer kanseri olmasa da dediğim gibi kronik bronşit oluyor dedik. Anfizem oluyor, astımı oluyor. Kalp yetmezliği olabiliyor, böbrek yetmezliği olabiliyor. V veya hepsi bunlar. V veya. Zaten yaşları gereği ya diyabet oluyor, ya hipertansiyon ne oluyor, ya iskemik kalp hastalığı oluyor. Tabii ki eşlik eden hastalıklar olabiliyor. Eşlik eden hastalık arttıkça yani hastanı iyi yönetmek hepsini kontrol etmek, zor etmek olabiliyor ama zorunda kalıyorsunuz. Yani hastanın her türlü hastalığı olabilir ama hepsi kontroldür. Onu yönetmek de çok zor olmuyor. Yani tabii ki eşlik eden hastalıklar olabiliyor. Tabii hocam, sadece bunu akciğer kanseri olarak sormuyorum ama genel anlamda kanser hastalarımızın moral ve motivasyon önemli midir hastalıkta? Tabii, şimdi
bunu hep sıklıkla da hep sorarsın, evet. Esra. Moral motivasyon çok önemli çünkü bağışıklığı baskılıyor. Yani ne kadar anksiyetemiz yüksekse, depresyonumuz fazla ise vücudun savunma mekanizmaları bozuluyor. Onun için de moral motivasyon daima bizim ana unsurlarımız arasında. Ne kadar hastalığı bir şeker, tansiyon gibi kabullenirsek yönetmesi daha kolay oluyor. Tabii ki yan etkiler vesaire birçok şey hayatımızı biraz zorlaştırabiliyor, evet. Ama yine de daha normal hayatta uyumlu süreci geçiren kişiler daha rahat geçiriyor. Ama süreci daha böyle kabuğuna çekilmiş olarak geçirmeye çalışan kişiler daha zorlanıyor diyebilirim. Yani bu dönemde en sıkıntılı konu Covid oldu tabii. Evet. Covid yokken daha insanlar rahat sosyalleşebilirsiniz derken, şimdi bu sosyalleşmeyi de söylerken biraz daha dikkatli olmak zorunda kalıyoruz. Sosyalleşelim derken Covid kapmayalım diye. O şekilde. Tabii Covid kapıldığı zaman riskli bir grup, akciğer kanseri olan grup. Kayıplar da oldu mu hocam? Nasıl? Yani kaybettiğimiz hastalarımız tabii oldu mu? Tabii ki mutlaka oluyor. Yani çünkü Covid'de sağlam kişileri de kaybedebiliyoruz, evet. Biliyorsunuz. Onlar da olabiliyor, evet. Peki Fatma hocam, çevresel faktörlerde de akciğer kanseri riskini artırmakta mıdır? Akciğer kanseri riskini arttırıyor. En önemlisi pasif içicilik zaten. Yani sigara dumanı çevrede, mesela bir kahvehanede çalışıyorsak veya kapalı bir ortamda sürekli sigara ve benzeri kanserojen içen duman olan bir ortamda ise kesinlikle arttırıyor. Diğer taraftan radon gibi, asbest gibi, silika gibi birçok kimyasal maddeler de yine bulunduğunuz yere göre, mesleğe göre, oturduğunuz evdeki toprağa göre, yani yapılan duvardaki toprağın yaydığı bir takım gazlara veya maddelere göre bile bizim yine akciğer kanseri riskimiz artıyor. Yine çevresel faktörler de etkiliyor. Daha önce işte radyoterapi almış olmak da çocukluk çağı tümörleri nedeniyle arttırabiliyor ama bizim ana konumuz olan çevresel faktörler kesinlikle akciğer kanseri riskini arttırıyor. Peki hocam, buradan hasta yakınlarına vermek istediğiniz mesajlar da oluyor mu? Şimdi bizim tabii onkolog olarak en önemli verdiğimiz ya da hekimler olarak mesaj sigara, akciğer kanseriyle ilgili sigarayı bırakmak. Evet. Bununla ilgili farkındalık ayları yapılıyor. Farkındalık aylarının en önemli nedene yönelik, çünkü önlenebilir. Yani sigara içimini ne kadar engellersek akciğer kanseri olma olasılığı toplumun çok daha azalmış oluyor. Buradan benim en çok vermek istediğim mesaj, sigarayı bırakmamız gerektiği, hepimizin toplum olarak ya da dünyada insanoğlu olarak diyebiliriz. Akciğer kanserinde bence en önemli verilecek mesaj bu olmalı diye düşünüyorum. Hocam tabii toplum arasında şunu da çok sık duyuyoruz. İşte ben sigara içmiyorum ama işte nargil içiyorum. O da tütün. Tabii, tütün içeren püro her şey. Püro içiyorum. Aynen, evet, aynen. Onların hepsi de yine zararlı, evet. Yani tütün ve tütün gruplarından aynen. Uzak durması gerekiyor aynen. Kişinin. Evet. Aslında dediğiniz gibi kaliteli yaşam, sağlıklı yaşam için hepimizin evet. Uyması gereken kurallardan evet. Birisi o. Evet. Peki hocam, stres ne kadar önemli hastalıkta? İşte az önce bahsetmiştik hani stres, depresyon, moral, motivasyon nasıl diye. Aynı şeyler aslında. Yani stres birçok açıdan sağlığı olumsuz etkileyen bir faktör. Akciğer kanseri için de doğrudan işte bazı kanserlerde belki biraz daha ilişkilendirilebiliyor ama hani işte doğrudan etkili diye bir bilimsel kanıt ben bilmiyorum, en azından öyle bir şey olmasa da genel olarak önemli. Stresten uzak durmamız evet, gerekiyor. Aynen. Ve bu zor süreçte evet. Pandemi evet. Sürecinde tabii. Son zamanlarda pandemiler, da biraz yükseldi hocam. Pandemiler, yangınlar, seller vesaire, yani bitmek bilmeyen tabii toplumsal ve global sorunlar herkesi çok üzüyor. Ama bir şekilde bunlarla baş etmek zorundayız. İnsanız, hayatı evet. Devam ettirmek zorunda kalıyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için. Sağ ol Esra'cığım, ben teşekkür ederim. Kıymetli hocamızla akciğer kanserini konuştuk. Çok güzel mesajlar verdiler bizlere. Teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize ne diyoruz efendim? Bizlerden ayrılmanın ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.